dört köşeli bir şapkaya bakıyoruz. Bu şapka 1400 yaşında olabilir ama gayet iyi durumda. Ait olduğu kişiyle beraber mezarına konan bu şapkanın bu zamana kadar hiç bozulmamasının sebebi belki de kurak koşullarda saklanması olabilir. Bu şapka Vari kültürüne ait. Variler günümüzde Peru'nun olduğu yerde yaşamış olan İnkalardan da çok önce yaşamış bir topluluktu. Variler Ant Dağları'nda yaşamış olan alpaka ve lama yetiştiriciliği yapan bir topluluktu. Yetiştirdikleri hayvanların yünlerini giysilerinde kullanmışlardı. Özellikle de bunun gibi seçkinlere ait olan eşyalarda. Bu şapkanın muazzam güç sahibi birine ait olduğuna şüphe yok. Dokumanın sıklığına, gösterilen şekillerin kalitesine bir bakın. Ayrıca soyutlaştırılmış görsel bir dil var. Burada İki temel şey dikkatimizi çekiyor. Şapkayı yapan sanatçının kullandığı üst düzey örgü tekniği ve şapkanın üstündeki imgelerin kendileri. İmgeler kasıtlı olarak zor bir biçimde sunulmuş. Yani burada olan biteni anlayabilenle anlayamayanın ayrılması amaçlanmış. Kültürün ustası olarak şapkayı takan kişinin buradaki imgeleri olan biteni anlayan bir kişi olması gerekiyordu buradaki zanaate tekrar odaklanalım. Örgülerin ne kadar muntazam olduğunu görebiliyor musunuz? İpler iç içe geçerek son derece yoğun bir kumaş oluşturmuş. Bu şapkalar çok farklı biçimlerde yapılıyordu ancak çoğunun şişlerle yapılan örgülerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Birçok şapkada ise başka kumaş parçaları esas kumaşa ekleniyor ve sanki kırışık kadife görünümü elde ediliyordu. Biçimi ne olursa olsun, şapkaların tümü büyük bir özen ve dikkatle işleniyor. Çoğunlukla alpaka olmak üzere alpaka veya lama yünü kullanılıyor ve yünler çok ince bir biçimde dokunuyordu. Şapkaların yapımı için büyük bir işçilik gerekiyordu. Öncelikle boyaları elde edebilmek için tüm malzemeleri toplamak gerekiyordu. Örneğin, bu göz alıcı kırmızı rengi elde etmek için muhtemelen koşnil böceği kullanılmıştı. Koşnil böceği, belirli türden bir kaktüsün üzerinde yaşayan parazit bir böcektir. Yeterli oranda boya elde edebilmek için bir sürü böceğin gerektiğini de hatırlatalım. Ancak bu şapkalarda bitki bazlı olan boyalar da kullanılmıştı. Kırmızıdan bahsettik. Şurada cam göbeği rengi var. Burada da sarı ve turuncu var. Zengin kesimin kullanımına yönelik envai çeşit renk ve boya. Bu boyalarla belli başlı hayvan figürlerini betimlemişler ancak o kadar soyut ki sanki alıştığımız görsel değil de bir tür işaret gibiler. Bu betimlemeler nesnelerin kendilerini değil nesne ideyalarını ya da fikirlerini temsil ediyorlar. Örneğin bu şapka örneğinde gördüğümüz imgeler belli bir kuş fikrini temsil ediyor. Şimdi gelin şapkanın belli bir köşesine odaklanalım. Sol altta sarı bir arka plan, önünde ise bir hayvan figürü var dikkatlice bakarsanız kırmızı üç şeridi görebilirsiniz. Bunlar muhtemelen kuyruk tüyleri. Daha aşağıya gidersek kuşun gövde kısmını göreceğiz. Üst kısımda ise yukarı doğru çevrilmiş kafası var. Dikkatli bakın, gaga kısmı yukarı doğru bakıyor. Buradaki kırmızı çizgi gagayı iki parçaya ayıran bir şerit gibi. Yeşil kısım ise gaga. Kuş figürü birçok farklı şekilden oluşmuş. Burada keskin ayrımlar yok ve baktığınız nesnenin ne olduğunu anlamak için biraz durup düşünmeniz gerekiyor. Aşağıda ise kuşun bacakları ve pençeleri var. Ancak yine söylüyorum, bunlar son derece soyut imgeler olduğu için hangi kısmın neyi betimlediği konusunda yüzde yüz emin değiliz. Sağ üst tarafta ise az önceki figürün aynadaki aksini görüyor gibiyiz. Bu kısımda Gaga sağ üstte, kuyruk ise sol üstte. Bu kısımları öğren kişi farklı renklerle oynamış. Biçim olarak ayna görüntüsü görüyoruz. Evet ama kullanılan renkler ve bunların birbirleriyle uyumu farklı. Sol üst ve sağ alttaki bölmeler de birbirlerinin ayna görüntüleri. Buradakiler de kuş figürleri ancak farklı bir üslupla işlenmişler. Kanatlar biri düz biri ters E harflerinden oluşmuş gibi. Kafa, göz ve Gaga olan kısım ise şuralar. Buradaki imgeler en temel geometrik biçimlerine indirgenmiş. Biz bakar bakmaz hemen anlayamayabiliriz ancak Vari kültürünü ve ikonografisini bilen kişiler için bunları anlamak gayet kolay. Burada ilginç olan nokta kuşların kafasının yukarı doğru bakması. Bu aslında başka bir kültüre, Tivanaku kültürüne ait olan Güneş Kapısı adlı sanat eserinden kalma bir betimleme tarzı. Bu eserde kanatları olan kuş kafalı savaşçılar var. Sopalarla koşuyorlar kafaları da aynı yöne doğru eğilmiş sanki hepsi gökyüzüne ya da tanrılara bakıyor şapkanın üst kısmına bakarsak burada da kuşlar görüyoruz ancak bu kuşlar ayrı durmak yerine birlikteler ve sanki merdivenli piramit formu oluşturmuşlar bu basamak gibi görünen biçimler kanat veya kuyruk olabilir yukarıdaki daha büyük basamak kuşun kafası en üstteki basamaksa ortadan ikiye sarı bir çizgiyle ayrılmış olan gaga olabilir Kanatlar muhtemelen şu içteki üçgenvari şekiller. Aşağıdakilere kıyasla bu üstteki imgeler daha çok blok tarzında yapılmış. Mimari açıdan bakarsak bu kısmın daha katı bir biçimden oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani sanki üç boyutlu katı cisimlerin bir temsili gibi. Yine de bu kısımdaki soyutlamaların da son derece indirgemeci bir tarzda olduğunu söyleyebiliriz. Kenarlardaki figürlerse boşlukta gezinen, hareket edebilen figürlere benziyorlar. Ayrıca daha düzler bu nesne bir lüks nesnesi olabilir yani parası olan herkesin isteyip de alamayacağı bir şey sadece toplumda güç ve iktidar sahibi olan birinin sipariş edebileceği türden bir aksesuar öte yandan nesiller boyu bu şapkanın üretimini yapan emekçileri de düşünelim yıllar boyu kumaşlarla haşır neşir olup örgü teknikleri geliştirerek böylesi bir şapka örüyorlar dolayısıyla karşımızda hem statü hem de kültürel miras ve kimlik yönünden çok özel bir nesne var bu tür yüksek kaliteli tekstil ürünlerinin bizim bugün için çok değerli olan şeylerden, mesela altından daha değerli görülmüş olma ihtimali var. Varilerden sonra gelen inkaların her gün imparatorluğun kalbinde tekstil ürünlerini yakarak güneş tanrısı Inti'ye kurban ettiklerini biliyoruz. Yani kendileri için en değerli olan şeyleri kurban etmişler. İspanyol sömürgecilerin peşinden koştukları altınları değil.